Yasemin? Ne oldu? Önemli bir gelişme var. Hı. Gel o zaman. Otopsi raporu Cuma'yı öldürdüğünü söyleyen adamın ifadesini doğruluyor. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Zanlıyla bir de ben görüşmek istiyorum, konuşmak istiyorum çünkü kafama takılan bazı şeyler var. Yasemin, bak Cuma'nın davasına ben bakmanı istedim ama işin rengi değişti. Çok tehlikeli bir hale almaya başladı. Gözümüzün önünde gencecik bir çocuğu öldürdüler. Gel vazgeç bu işten. Sen mi söylüyorsun bunu bana? Yani bana boyunu eğmemeyi, pes etmemeyi öğreten sen mi söylüyorsun onlar? Artık çok geç, vazgeçemem. Benim için endişelenmene gerek yok. Efendim. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Gelin hakim bey, gelin. Merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Ozan, oğlum iyi misin sen? He? Oo. Tamam baba, yok bir şey işte. Siz bir de kavga ettiği arkadaşının yüzünü görseydiniz. Yapmayın. Buyurun lütfen. Telefonda da size söylediğim gibi açıkçası biz çok şaşırdık. Ozan benim her zaman ve her yerde örnek olarak gösterdiğim öğrencilerimden biridir. Ve ilk defa karşımıza böyle bir şeyle geliyor. Bence Ozan yaptı, hatanın farkında müdür bey. Arkadaşından da özür dileyecektir, öyle değil mi Ozan? Evet. Zaten özür dilemesi de şart ama biz yine de uzaklaştırma vermek zorundayız. Zorunda değilsiniz. Ama sayın hakimim bakın yönetmeliklere göre benim size... Müdür bey, şimdi bir hakime kalkıp yönetmelikten mi bahsedeceksiniz? Estağfurullah. Siz hiç duydunuz mu? Bu hukukta hakimlerin takdir yetkisi diye bir terim vardır. Siz kendi ağzınızla söylediniz. Ozan örnek bir öğrenci diye. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Biz de genelde kararlarımızı verirken bu sabıka durumunu göz önünde bulundurarak yargıya varırız. Ben de şimdi sizden bir öğrencinin, hatta başarılı ve sabıkası olmayan bir öğrencinin geleceği için bu takdir yetkinizi kullanmanızı bekliyorum. Hadi yine kınamayla yırttın. Bak bir daha böyle bir şey olursa eğer seni ben bile kurtaramam, söyleyeyim. Ne olmayacak baba? Zaten daha önce ne zaman oldu ki sanki? Daha önce olmaması hiç olmayacağı manasına gelmiyor, öyle değil mi Ozan? Bak olmaz olmaz dedik, başımıza neler geldi. Ne olmayacak baba, söz. İnanayım mı? İnan. Söz dedim ya. Tamam inanıyorum ama bir şartla. Hayır ya baba. Ne hayır ya? Daha şartımı duymadım. Hemen bir isyanlardasın. Duydun mu şartımı? Neymiş benim şartım? Duymadım da biliyorum yani ne diyeceğini. Neymiş? Balı yıkatacaksın. Yok değil işte. Ya tamam balı ben yıkarım ama değil. Ne peki? Konuşacaksın Ozan. Anlatacaksın bana. Eskiden anlatırdım, konuşurduk, ben seni dinlerdim. Ama şimdi öyle bir duvar ördüm ki konuşmamız mümkün değil Ozan. Yıkacaksın o duvarları, şartım bu. Tamam baba. Neyi anlatmamı istiyorsan anlatırım. Ha güzel. Kimdi o kız? Hangi? Hey, ilk anlatmamı istediğin şey bu mu gerçekten? Evet, ne var? Baba ya. Güzel. Ya bir dur. Emniyet kemerini bağlı Ozan. Oğlum emniyet kemerini bağlasın. Baba şuraya yatayım 2 dakika. Tamam 2 dakika. Annemin omzuna da böyle yatardın, hatırlıyor musun? Hmm. Hatırlamaz mı? İkimize birden kızardın hatta. Kızardım tabii. Yani araba kullanırken emniyet kemeri takılmaz olur mu? Takacaksın. O zaman. Hı. Kimdi o kız?
baba ya. Kimdi o kız, kim?